Benim adım Abuzer. Arkadaşlar der dozer. Kızın abisi çok üzer. Ellerim bomboş. Türkçe sözlü garip müzik diyoruz buna. Kendi aramızda. Aslında baya farklı bir tür. Çünkü dışarıda da rap yaptığında insanlar komik sözler kullanmıyorlar. Yani mizahi olgu yok parçalarında çoğunlukla. Bizimki yeni bir şey oldu. Canım yanıyor aman ah, ölmek üzereyim. O doksi raporumu al, görmek üzereyim. Aşk dediğin parayla olmaz, bizde sevdan cüzdana konmaz. Gökhan yazıyor getiriyor, bizler dinliyoruz. Orada mesela asıl konuyu biliyoruz. Konunun üstüne mesela bizler de bir şeyler ekliyoruz. Aniden birdenbire çıkıyor, espriler oturuyor. Kayıtlar başlayana kadar böyle, kayıt başladıktan sonra ilk pilot kayıtları dinlerken hepimizin aklına muhakkak yeni bir şeyler geliyor. Evet. Sürekli ekliyoruz. Hatta kaset çıktıktan sonra bile keşke şunu da yapsaydık dediğimiz oluyor. Mustafa daha genç, lise yaşlarında bir terslik var. Hep işlerinde sıkıntı basıyor, neden bilinmez. Bu çocuğun derdine deva bulunmaz. Mustafa sıkma tatlı canını, efkar bassa da her yanını. Boş ver üzülme, ne yapacaksın? Takmayacaksın, tak açacaksın. Onu bunu kafana takmayacaksın. Dertleri geliri çöpe atacaksın. Bir de sıcaktan çıldıracaksın. Takmayacaksın, tak açacaksın. Onu bunu kafana takmayacaksın. Dertleri geliri çöpe atacaksın. Bir de sıcaktan çıldıracaksın. Takmayacaksın, tak. Niçin vitamin diyorum? İlk kasetin ismi Bol Vitamin'di. Kaset ismiydi. Grup adı falan yoktu henüz ortada. Yani hatta ilk konserimize çıkacağız. Ne diye tanıtalım sizi dediler. Biz Vitamin diye ilan astık dediler. Peki siz bilirsiniz dedik. Yani ismi dinleyenler taktı. Grup Vitamin olarak kaldı. Biz de beğendik. Beni otomobillendir diyorsun. Vites kaç dişli bilmiyorsun. Belki bilmezden geliyor, ben söylemiyorsun. Takmışım bir kere. İsterim. Vallahi inadım inattır benim. Yanlış yapma yavrucuğum. Ela gözlerini uyarım senin. Acaba espri gücünüz mü çok evrensel, yoksa parçalar bu kadar tutulduğuna göre bazı şeyleri dikkate alarak mı bu parçaları oluşturuyorsunuz? Parçaları seçerken özel bir konu düşünmüyoruz. Yani şu konuda bir parça yapalım olmuyor. Parça bazen bir tek espriden, tek espriden çıkıyor. Bir konuya ister istemez girmiş oluyoruz. Mesela ilk kasetteki ilk parça reklamlar. Onu yazarken işte hiç bana laf söylemeyin diye başladı. Sonra bir reklam metninin bir lafı girdi araya. Ondan sonra parçanın içine ne kadar reklam varsa onları soktuk. Yani televizyon seyrede seyrede Terelelli Pictures bir tipi anlatmaya çalıştık ki o tip bendim. Kendime yazdım o parçayı. Ben çok fazla televizyon seyreden biriyim. Yani özel bir konu, şu konuda bir şey yapalım olmuyor.